İlk tam da çöken bir imparatorluğun ardından kurulan yeni cumhuriyetle birlikte bizim kurtarıcımız oluyor. Tabii. Nasıl oluyor? Bize şey veriyor. Hürmet veriyor. Kişiliğimize hürmet veren bir şey oldu. Bir şunu söylemek istiyorum. Tarihi olayları incelerken bugünkü duruma göre incelemeyelim. Şimdi mesela bugün şeyler var ya, mesela evet, milliyetçi olmayalım, bilmem ne olmayalım filan. Tarihi olayları o zamanki duruma göre incelememiz gerekiyor. Öyle yaptığımız zaman Atatürk'ün yaptıklarının büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Bize hürmet veriyor. Tabii Türkiye'de Osmanlı'da inkılap yapmak isteyen ilk kişi değil tabii. Fakat o zaman da başka türlü oluyor ve ötekilerin yapamadığı bir şeyi yapıyor. Diyor ki biz laikiz. Dinimiz var, Müslümanız. Fakat bu dinimizle Türklüğün arasında daha başka bir yakınlık bulalım. Yani bu din bize ait olsun. Yani yaptığı şey o. Dine aykırı değil Atatürk. Hı hı. Ben biliyorsunuz 7 sene çalıştım Atatürk'ün hayatını. Fakat bize ait olsun ve bunu modernize edelim. Bunu Avrupalılar daha evvel yapmışlar, belki asırlar önce yapmışlar. Yani Türkiye'de en büyük şey, devrim oydu. Dini kabul edin, dininizi tutunuz, fakat bu dini bizim Türklüğümüze uygun bir şekilde yapalım. Ve bilhassa biliyorsunuz annesi yas tutan bir hanım olduğu için, hı hı, siz bakmayın Zübeyde Hanım şeydi böyle, aklına gelen söyleyen birisiymiş falan filan. Fakat gerçekten zavallı kadın, kaç kişi çocuklar ölmüş canım, zavallı. İçi dönüktü çocuğuna karşı. Hı? Ve bu bakımdan Atatürk'ün onarıcılığının bir kısmı da Türk kadınını onarmaktı. Çok önemliydi onun için o. Bir takım şeyleri var. Yani aslında kadınlara dönük o büyük devrimlerinin de bir arka planı, çok bir şey, politik çok bir şey, olduğu gibi evet, psikolojik de süreci psikolojik var. Psikolojik süreci daima şey, kadınlar çünkü milletin %50'si diyelim en aşağı kadın. Kadın hakları kısıldığı zaman ekonomik bakımdan, siyaset bakımından, insan hakları bakımından, her bakımdan büyük kayıplara uğruyoruz. Bunu sezmiş. Öyle düşündüğünü bilmiyorum. Yani bir de içinde psikolojik bir süreç var ki kadınlara hak verilirse Türkiye değişecek. Bu şekilde şeyler yapıyor. Devrimler yapıyor. Daha o tarihte kadınları modernitenin taşıyıcısı olarak görmüş ve onun için çok desteklemiş onları. Efendiler diyor, ayıp size diyor. Siz çok bencilsiniz efendiler diyor. Erkeklere diyor. Hanımları bu şekilde şey diyorsunuz. Şey diyorsunuz. Bakın bütün dünyayı görsünler. O şekilde bir devrim yapmış. Hocam buradan şimdi milliyetçiliği konuştuk biraz. Aslında siz de laiklik konusuna da değindiniz. Sizin tezlerinizden bir tanesi de milliyetçilik ve din duygusu. Aslında hiç fena duygular değillerdir. Doğal duygular. Doğal duygulardır. Ontolojik duygulardır. Evet. Önemli olan bunların nasıl kullanıldığıdır diyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Açıklayabilir misiniz biraz? Hem milliyetçiliği hem dini tarihin bazı zamanlarında liderler çok kötü şeyler için kullanılmıştır. Şu anda tabii ya, bakınız şu anda ne oluyor dünyada? Şu anda dünyada her şey din meselesi, evet, oldu. Bu biraz daha şeyden 11 Eylül değil mi? 11 Eylül. Eylül'den sonra Müslüman dünyası sanki bir tek şeymiş, bir tek kitle gibi, hı-hı, algılanıyor şeyde. Sokaktaki